99 depreminde evimdeydim. Tabii geç saatte olduğu için uyuyordum. Depremle birlikte baktık bir felaket. Hanıma dedim ki, hanım hakkını helal et. Herhalde kıyamet geldi. Aşırı bir gürültü oldu, müthiş bir gürültü, uğultu. O korkuyla uyandık ve çocuklarla birlikte hemen bir dakika içerisinde merdivenlerden aşağı inmeye başladık. Dördüncü kattaydık yani, en üst katta. Allah'tan bir şey olmadı. Yani yaptığımız iş de yanlıştı. Dördüncü kattan aşağı inilmez. Yani bilinçli değildik demek. En üst kata çıkacaksın. Bulunduğumuz kat doğru bir kattı aslında. Biz depremle birlikte aşağı inmeye çalıştık. Bu deprem bilinci çok çok önemli. Şehir planlarını çok iyi yapmak lazım. Araziyi çok iyi bilmek lazım. Yani riskli araziler var. Yapı yapılması çok zor olan araziler var. Zemini ıslak, efendim kaygan araziler. Tabii depremde ilk önce yıkılan yerler oldu bunlar. Ben mesela İzmit'ten, Başiskele'den çok iyi örnekler biliyorum. Fay hattının üzerine mesela bina yapılmış. Fay hattının üzerinde okul yapılmış. Başiskele'de aşağı yuvarlak ilkokulu fay hattının tam üzerinde. İki katlı bir bina olmasına rağmen ikiye ayrıldı. Allah'tan okul zamanı değildi. Eğer okul zamanı olsaydı en az onlarca çocuk efendim kazaya kurban gidebilirdi. Depremde ölebilirdi çocuklarımız. Arazimizi planlamamızı iyi yapmamız lazım. Araziyi iyi tercih etmemiz lazım. Bir de yapı stoğumuzu şu anda gözden geçiriyoruz zaten. Bütün Türkiye'de, Kocaeli'de de biz bunu yapıyoruz. Ve depreme dayanıksız olan binaların işte kentsel dönüşüm adı altında da değiştirilmesi gerekir. Mutlaka yeni bir depreme dayanamayacak binaları yıkıp yerine depreme uygun, depreme dayanıklı, yönetmeliğe, kanunlara uygun binalarımızı yapmamız gerekir. Biz depreme uygun binalar yaptığımız zaman deprem büyük bir tehlike olmaktan çıkıyor. Yani bir sel felaketinden daha az zarar verebilir deprem. Bizim depremin yüksek zarar vermesinin, büyük zarar vermesinin en büyük nedeni yaptığımız binaların depreme uygun yapılmamış olmasıdır. Yani sarsıntıya bina dayandığı zaman çok büyük bir zarar vermiyor, seni öldürmüyor. Deprem öldürmüyor zaten, binalar öldürüyor bizi. Onun için binalarımızı gözden geçirmemiz gerekir. O kamu binalarını, konutları, iş yerlerini, hepsini. Çünkü depremin hangi dakika, hangi saatte geleceğini bilmiyoruz. Bundan dolayı bina stoklarımızı gözden geçirip depreme dayanamayacak binaları yenilememiz gerektiğine inanıyorum.